Bak bizlerle birlikte böbrek yetmezliğini konuşacağız, böbrek hastalığını konuşacağız. Sizlerin de bu hastalıkla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa mutlaka canlı yayınımıza katılın diyoruz. Çok değerli bir hocamız var. 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan sağlıklı yaşama ulaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Vallahi biz sizi gördük, daha iyi olduk. Eksik olmayın. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Hocam böbrekler önce ne işe yararla başlayalım isterseniz? Bize evet. Bunlarla ilgili bilgi verirseniz. Böbrekler aslında vücudun arıtma fabrikasıdır. Yani vücutta bir sürü gereksiz madde her gün bizim yıkımımızdan, hücre yıkımımızdan ortaya çıkar. Bu maddeler vücuttan idrarla uzaklaştırılır. Vücut o zehirli olabilecek maddeleri vücuttan uzaklaştırır. İkincil olarak böbrek kan yapımında çok önemi vardır. Bir salgıladığı bir hormon eritropoyetin kemik iliğini tembihleyerek orada kan hücrelerinin oluşmasını, yani al yuvarlarlarının oluşmasını sağlar. Bir başka önemli görevi de kemik metabolizmasında, kemiklerimizde D vitamininin aktif hale dönüşmesini ve kemiklerin mineralizasyonunu sağlar. Yani kemiklerin kalsiyum ve fosforu bir kemiğe çevirmesinde yardımcı olur. Peki hocam, başlıca böbrek hastalıkları nelerdir? Başlıca böbrek hastalıklarını biz belki büyük olarak bir kuş bakışı baktığımızda 7 hastalık gibi ayırabiliriz. Diyebiliriz ki bir herediter hastalıklar. Yani kalıtımsal. Evet. Polikistik böbrek hastalığı örneğin böyle bir kalıtımsal hastalıktır. Genlerle geçer. Fabry dediğimiz bir hastalık vardır. O da genetik bir hastalıktır. Bir enzim eksikliğidir. Diğer bir büyük grup tübülo-intestisyel hastalıklar dediğimiz böbreğin aslında küçük toplayıcı sistemi ve toplayıcı sistemin sonradan büyük idrar yollarına akışına kadar olan bölümdür. Bu hastalıklarda örneğin piyelonefrit dediğimiz böbrek dokusunda iltihabi hastalıktır. Evet. Bir başka hastalık grubu büyük olarak glomerülonefritlerdir. Glomerülonefritler glomerül böbreğin en küçük görev yapan ünitesidir. Ve glomerül hastalığı dediğimiz vakit protein kaçağı ve kan kaçağından, yani idrarda normal olarak çok az miktarda protein bulunurken glomerül hasta olduğunda büyük miktarlarda protein veya beraberinde kan gözükür. Evet. Glomerüler hastalıklarda bizim... Peki hocam, deride hangi hastalıklar böbrek hastalıklarının belirtisi olabilir? Kronik böbrek yetersizliği olduğu için konumuz, belki ondan başlayayım önce. Tamam. Kronik böbrek yetersizliği aslında ilerlemiş safhalarında renge bir ürenin rengini verir. Ürokrom deriz biz. Ürokromi. Yani ürenin ciltteki rengi diyoruz. Ancak ürenin renginden ziyade altta yatan kansızlık, üstüne eklenen bir toprak sarısı rengi deriz. Örneğin cildin renk değişimi bir kronik böbrek yetersizliğinin rengidir. Veya kuru cilt. Evet. Üre vücutta, kanda dolaşırken kendine suyu çekebilen bir maddedir. Yani higroskopiktir. Tuz gibi. Tuzu hani böyle koyarsınız nemlenir, rutubetlenir. Evet. Aynı şekilde üre de vücutta suyu kendine çeken bir maddedir. Ciltten suyu çeker, içeriye doğru cilt kuruluğu olur. Çok ciddi kaşıntılar olur ve kaşıntı izleri görebiliriz ciltte, kronik böbrekte. Ancak kanamaya eğilim olabilir böbrek hastalığının ileri safhalarında. Kanama eğilimleri de ciltte bazen hızlı çürümelere sebep olabilir. Evet. Yani cilt içi kanamalar olabilir. Wegener diye bir hastalık vardır. Bu romatoloji hastalıklar grubundan. Kendi vücudumuzda dolaşan antikorlarla ilgilidir. Nötrofil antikorlar. Bunlara ANCA diyoruz kısaca. ANCA diye yazılır. Evet. ANCA antikorları. Bunlarda da çok belirli yerlerde vücudun döküntüler olabilir. Her döküntünün de zamanı farklıdır. Yani birisi kurut bağlamıştır. Öbürü
küçük küçük akar, öbürü bir püstül halindedir, öbürü de bir vezikül halindedir. Değişik zamanlamalarda bir döküntü görürsek, 5 santim olabilir. Mesela bizim kitaplarda genelde böyle ayak bileğinin yanında bir böyle bir döküntü gösterilmiştir. Lupus gibi hastalıklarda böyle güneşe çıkınca buralarda şu kelebek tarzında diye adlandırırız, evet, biz bunu. Kelebek tarzında bir döküntü ortaya çıkar. Biz öyle bir döküntüyü gördüğümüzde idrarda da protein görür isek deriz ki aman lupus olmasın. Genç kadınlar 40'la 20 yaş, evet, arasında kadınlar da görülebilir. Yani cilt hastalıkları bazen bizi gerçekten böbrek hastalığına da götürebilir. Evet. Hocam peki böbrek yetmezliği nedir? Tetikleyen hastalıklar var mıdır? Belirtileri nelerdir? Evet. Şimdi çağımızın hastalıkları aslında bir hipertansiyon ve diyabettir. Evet. Yani şeker hastalığından yüksek tansiyon böbreği uzun vadede hasta edebilir. Ancak çok iyi korursak hipertansiyonda örneğin doğru bir tedaviyi zamanında başlayıp senelerce sürdürülen tedaviler, aksatmadan sürdürülen tedaviler böbreğe çok koruyucu olduğunu biliyoruz. Kalbi nasıl koruyorsa tansiyonu tedavi etmek böbreği de aynı şekilde korur. Evet. Şeker hastalığında özel bir genetik yatkınlık vardır diyabetin böbrek hastalığına, yani diyabetik nefropatiye. Bu şeker hastalığının böbrek hastalığı da gözü de beraberinde tutar. Biz göze de göz dibinden bize bazen hasta gelebilir. Gözünde kanamalar olmuş olabilir ve böbreğinde de böbrek, yani şekerin böbrek tutulumu olabilir. Evet. Bu hastalık daha bir ilerleyici formda ve zor bir hastalıktır. Ancak onda dahi çok iyi bir tedavi yapabilirsek, yani şekeri iyi ayarlayıp, tansiyonu iyi ayarlayıp, kan yağlarını, hastanın normal kilosuna dönmesini sağlayabilirsek, şeker hastalığının böbrek hastalığı dahi senelerce iyi de gidebilir. Yani kronik böbrek yetersizliği ne derseniz, böbreğin yaptığı arıtma vazifesi, böbreğin yaptığı asit-baz dengesini demin söylemedim. Asit-baz dengesi, evet, vücutta. Böbreğin yarattığı kansızlık ve böbreğin kemik hastalığını önleme şansımız vardır. Evet. Peki hocam böbrek yetmezliği hastalığı genetik yatkınlığı var mıdır? Bazı genetik hastalıklarda genetik yatkınlık vardır. Böbreği de, evet, tutar. Mesela şekerin özel bir formunda diyabet genetik olarak göz ve böbreği tuttuysa daha önceki nesilde, yine bir sonraki nesilde de göz ve böbreği tutan cinsi ortaya çıkabilir. Ama çok iyi giden şeker hastaları da vardır. Bunlar %70'ini teşkil eder. Bunlar da diyabet genetiktir ama böbrek rahatsızlığı ille olacak diye bir kaide yoktur. Evet. %30'unda genetiktir örneğin. Yüksek tansiyon genetik bir hastalık olduğunu biliriz. Yatkınlığı en azından. Evet. İnsanlar ama hayat tarzlarını iyi ayarlarlarsa tansiyonu da ileriye atabilirler. Şekeri de iyi ileriye atabilirler. Evet. Biz günümüzde kiloyla, vücutla, yapıyla çok uğraşıyoruz artık. Hep bunlar aslında kalıtımsal hastalıkların yatkınlığını azaltmak içindir. Yani biz bel çevresini düzgün tutalım, insanlara egzersiz verelim, insanların tansiyonlarını ayarlamasına az tuzlu yemeye teşvik edelim, insanların şeker hastası olmamak için normal kilolarında kalmasını sağlayalım. İşte aslında prevansiyon böbrek hastalığının en iyi öncüsüdür. Evet. Yani koruma tedavisidir. Sonradan olduktan sonra tedavi etmek hiçbir zaman önlemek kadar etkin olmayabilir. Tabii ki. Kalıtımsal hastalık olarak Fabry hastalığı kalıtımsaldır. Ama glomerüler hastalıklar kalıtımsal değildir. Kalıtımsal olan böbrekte aslında insana, kendisine ait olan bağışıklık sistemidir. Evet. Bağışıklık sistemi bizim kendi katkımızdır böbrek hastalığına. Biz bağışıklığımızı aslında kalıtımsal olarak alıyoruz. Yatkınlığı alıyoruz. Evet. Birkaç şart daha üst üste gelmesi gerekir ki o ailede onda da olsun. Evet. Bir de gelişimsel hastalıklar vardır. Vezikoüretral reflü gibi. Yani
mesane tam dolu olduğunda veyahut idrar yaparken idrar yukarıya doğru gidip gelen bir idrar halinde olması. Bu da gelişimsel kalıtımsal bir hastalık olabilir. Yani ailelerde çocuklar örneğin 10 yaşında hala yatağını ıslatıyorsa, evet, bu çoğu zaman belki aileler tarafından işte bu çocuk kardeşi geldi de onu kıskandı da onun için altını ıslatıyor gibi önemsenmemektedir. Evet. Halbuki bunun bizim önemsememiz gerektiğini bilmemiz gerekir. Evet. Yani bir çocuk 2,5-3 yaşına kadar hani idrar yapıyor olsun, biraz geç gelişmiş bir mesane sfinkteri, yani mesane kapaması olabilir. Ama ondan sonrasını mutlaka bir hekim görmeli, bir çocuk nefroloğu görmelidir. Evet, böbreklerle ilgili olabilir diyorsunuz. Peki hocam, idrardan kan gelmesini gördüğümüzden hemen böbrek yetmezliği ya da böbrekle ilgili diyoruz, korkuyoruz. İdrardan kan gelmesi böbrek hastalığı mıdır kesin? Evet, idrardan en sık kan gelen sebep taştır. Evet. Protein yok ise biz deriz ki bu herhalde daha çok ürolojik. Evet. Yani biz idrarda kan gelmesinin altta yatan sebebini taş, tümör, tüberküloz diye böyle özetlerdik. Talebeye de öğrenirken 3T'yi unutma. Şimdi taş olmamış olabilir o kişide. Ailesinde ama birinde taş vardır. Kendisi yalnız kum döküyordur. Halk ağzı kum döküyor der. Evet. Kristal üridir bizim tıp dilinde kullandığımız. Kristal aynen şeker taneciğini düşünün mesela. Baktığınız vakit onun kenarları böyle sivri sivridir. Bazen taş olmaksızın kristaller dökülebilir. En masum sebeplerinden biri kristal üridir. Kan evet, olması. Ama biz kan gördüğümüz vakit idrarda protein yok ise bunun tümör de olabileceğini, yani bir böbrek hücreli, berrak hücreli kanser olabileceğini düşünerekten biz idrarda kan gördüğümüzde mikroskopik olarak, yani hasta kendisi ben gördüm demesine gerekmez, makroskopik deriz biz gözle görülen kana, ama idrar tahlilinde görülen kan da mikroskopta ancak gözüküyordur. Evet. Ama biz mikroskopide 3 kere kan görürsek bir insanda bunu çok ciddiye alıp onu önce kansermiş gibi ele alıp inceleriz. Evet. Onu söyleyeyim. Yani bu hayatidir yani o kişi için. Çünkü erken yakalanan her kanser iyileştirilebilir. Evet. Peki hocam, hasta size geldi. Tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Başka belirtileri nelerdir? Hı hı. Tedavi şimdi, sürecinden biz tabii misiniz? Dahiliyeci olarak önce yetişiyoruz. Hı hı. Önce dahiliye uzmanı oluyoruz. 6 sene sonra, hı hı, sonra 3 sene minimum 3 sene sonra da nefrolog oluyoruz. Yani dahiliyenin üstüne eklenen bir şey. Şimdi dahiliyeye hasta geldiği vakit şikayeti halsizlik de olabilir. Şikayeti ben eskisi kadar bir performansım yok diyebilir. Ben yokuş merdivende nefesim tıkanıyor, bacaklarım gitmiyor gibi bir şikayetle gelebilir. O böbreği direkt olarak işaret etmeyebilir. Tabii ki idrarımda yanma var. Hani o sistittir belki. Veyahut kristal üridir idrarda yanma. Hasta bize hangi şikayetle gelirse gelsin, bir dahiliye polikliniğine gelirse de mutlaka baktığımız bir takım tetkikler vardır. Bu halsizlikten yani tutun. Benim idrarımda kan varmış, benim idrarımda protein varmış diye de gelebilir. Bir yerde tesadüfi bir bulgu. Veya benim başım ağrıyor, ensemden başım ağrıyor. Bana dediler ki tansiyonun yüksek olabilir. Tansiyon yüksekliği bir böbrek rahatsızlığının temelinde kaynaklanıyor olabilir. Yani temelde evet, böbrek hastalığı vardır. Tansiyonun yüksekliği malum uzun vadede böbreği rahatsız edebilir. O nedenle biz şekere bakarız. İdrar tahlili mutlaka her hastada bakarız. Hı hı. Kan sayımı bakarız. Hani kan yapımında sorun var mı diye. Evet. Ve üre ve kreatinin gibi bir değer bakarız. Yani bir, hangi hasta gelirse gelsin, hangi yaşta olursa olsun, hı hı, bizim baktığımız bir ufak biyokimya vardır. Evet. O hasta için kan sayımı ve idrar tahlili, hani sedimentasyon gibi, hani vücutta bir yangı durumu diyelim, inflamatuar bir durum veyahut bir enfeksiyon var mı diye bakarız. Evet hocam, devam edeceğiz. Kısa bir reklamımız var. Evet sevgili izleyicilerimiz, 0212 625 58 33'ten sağlıklı yaşama ulaşabilirsiniz. Şimdi reklamlara gidiyoruz.